Herkese merhaba. İrem'in mutfağında bugün yine iki tane çok güzel, lezzetli ve kolay tarifim var. Bir tanesi eski usul annelerimizin hepimizin aslında sevdiği bir tat. Diğeri de son zamanların viral olan tariflerinden birini seçtim. Ama öncesinde çok tatlı bir konuğum var. Hemen karşılıyorum. Merhaba. Hoş rahat buldun mu? Evet, çok gel kolay bakalım. Geldim. Çok güzel olmuşsun. Ay, teşekkür ederim. Senin için hazırlandım aslında. Evet, hoş oturdum geldin. Direkt bu arada. Evet evet, otur zaten. Şu an konsepte her şey de çok yeni. Biliyorsunuz ki öncesinde yine tariflerim vardı ama sadece kendim yapıp anlatıyordum. Ama şimdi konuklarım var. Melisa da geldi yine bugün. Şimdi mutfakla aran nasıl? İlk önce onu sorayım. Aslında yani seviyorum yapmayı, uğraşmayı seviyorum. Ama çok vaktim olmuyor. Yani evet, işten güçten dolayı hep böyle hızlıca ne yapabilirsem hemen onu yapıp yemeye çalışıyorum. O yüzden çok böyle yemek yapamıyorum aslında. Tabii şimdi bilmeyenleriniz var. Melisa aynı zamanda oyuncu. Çok da uzun set saatleri evet var. Bugün senin böyle kolaylıkla yapacağın ve sevebileceğin bir tarif. Ama öncesinde tebeşirimi alıyorum ve yemeklerimi açıklayacağım. Şöyle ilk tarifim. Hazır mısın? Hazırım. Evet, yazıyorum. Evet, bir tanesi taze tarhana çorbası. Sever misin? Çok severim. Çocukluğumuzun en sevdiği lezzeti. Evet, tarhana gerçekten. Çocukken bana teyzem çok içirirdi. Öyle mi? Çok severim. Bakalım bugün sevecek misin? Çok merak ettim. Yapacağım bakalım sevebilecek miyim? Diğeri de 3 malzemeli. Kolay. Ekmek. Hiç duymadım. Duymadın, şimdi yapacağız. İnanmıyorum. Hadi bakalım. Bir şey söyleyeceğim. Oturmayacaksın. Kalkacak. Bana yardım edeceksin. Peki, evet. Şimdi tarhanayı biliyorsun, bizim annelerimiz, anneannelerimiz, yani bizde geleneksel, herkesin de zaten bildiği bir tat. Özellikle bebekler ilk başta yani ek gıdaya geçtiği zaman da kolaylıkla verilen çorbalardan bir tanesi oluyor. Çok besleyici. Evet, çok besleyici. Çok besleyici, besin değeri anlamında da ve yeni doğan bebeklerde hem baharatsız kısmıyla da çok fazla satılıyor. Bu tarifi özellikle anneler evde kolaylıkla yapabilirler. Kuru tarhanadan ziyade taze tarhana çorbasını evde aynı gün yapıp sofralarınıza sunabilirsiniz. Şimdi dilerseniz malzemelerimi anlatmak istiyorum. Melisa'cığım, tarifimde ilk önce biz çorba yapacağız, sonra ekmeğimize geçeceğiz. Tamam. Çorbamıza bir tane domates var. Kapya biberi koyuyorum. Hı-hı. Bir adet sivri biber var, soğanımız var, küçük boy soğan var. Burada yaklaşık olarak yarım su bardağı yoğurdumuz var, dereotumuz var. Yine böyle yarım bağ kadar. Onun dışında yine bir yemek kaşığından daha az domates salçamız var. 3 diş sarımsak. Bizim birazcık küçüktü, ben bir tane daha yedekledim. Onun dışında da tuz, karabiber, nanemiz var, zeytinyağımız var. Yine biliyorsun çorbalara da yoğunluk katması açısından evet, unumuz var. Un ilave edeceğiz. Ben yaklaşık olarak 5 yemek kaşığı kullanacağım. Ve et suyu et ya suyu da tavuk suyu. Ya da ilik suyu. Aynen, hangisi olursa. Biz bugün tavuk suyunu kullanıyoruz. Şimdi dilerseniz direkt başlayalım. Başlayalım. Evet, tarifimize başlıyoruz. Melisa'cığım, hazır mısın? Geliyorum. O zaman evet, kollarımı kıvırmaya başlıyorum ben şimdiden. Evet. Hijyen çok önemli mutfakta, değil mi? Şimdi kesinlikle öyle. Zaten tırnaklarını da kesmişsin. Evet, kestim. Hazırım. Gerçekten harikasın benim tamam için. Başlıyoruz. Evet. Bir saat sonra. 2 gün sonra. Tamam. Şimdi ilk olarak domatesi koyuyoruz mikserimize. Bu tarifin zaten en kolay, yani basic olmasının sebebi, bütün malzemeleri baharatlar dışında miksere alacağız ve blenderdan geçireceğiz. Yeterli evet mi? Şöyle koyalım. Aynen. Hepsini koyalım, tamam. Hayır, böyle bir alalım. Şöyle ilk önce biz domatesleri bir çevirelim. Bunun dışında da sen bana biraz anlat, neler yapıyorsun? Ben en son arka sokaklarla oynadım. O zaman bir dakika, şu bütün kalabalık kısmı halledip öyle dinleyeceğim tamam seni. Tamam. Direkt çekim ve set yapıyor kısmını. Evet, kesinlikle odaklanmak istiyorum. Dediğim gibi ilk önce baharatlar dışındaki bütün malzemeleri miksere alıp hazırladıktan sonrasında direkt tenceremize alacağız. Şurayı hallediyorum hemen. Tamam. Evet.
Evet, blenderlı işlemimiz bitti. İrem bir şey soracağım. Biz bunları karıştırdık da tarhana nerede? Nasıl yani? Normal bir tarhana oluyor ya böyle. Şimdi oraya yazdım ya taze tarhana çorbası diye. Biz bunu günlük olarak yani kuru olarak o bildiğimiz hani anneannelerimizin böyle yazın yapıp hani böyle kuruttuğu tarhana değil de taze kısmını yapıyoruz. He, burada tarhana. Evet burada. Ay helal olsun. Ben gerçekten tarhana arıyorum işte bir yani. Bir şey söyleyeyim arıyor. Bu kadar aslında kolay. Biz bunu taze tarhana çorbası evet, olarak zaten söyledik. Çok kolaymış gerçekten. Hiç bilmiyordun ama değil mi? O zaman harika oldu dur, yani. Ben sana hiç yardım edemedim. Bari şunları götüreyim. Harika olur. Süper. Zaten direkt oraya bırakabilirsin. Şimdi benim bütün mikser işlemlerim bitti. Harcım bir şu anda gördüğünüz gibi hazır. Bunu dediğim gibi su ve normalde tavuk suyuyla açacağım ve kaynatacağım. Sonrasında da baharatlarımı ilave edeceğim. Bunu kaynatırken Melisa da gelsin. Gel. Evet. Şöyle ocağımı açayım. Sen bir yandan anlat. Ben evet. Anlatayım. En son Arka Sokaklar'da oynadım ama tabii şimdi ne rolünü oynadığımı söyleyemiyorum. Daha yayınlanmadı aşkım. Ama setler çok zor oluyor haliyle. Size Melisa ne kadardır yani yapıyorsun aslında? Ben yani aslında oyunculuğu 5 senedir yapıyorum ama yaklaşık 3 senedir de eğitimini alıyorum bu işin. Başka projeler olmuş muydu? Seni oldu evet. Oldu Kader Oyunları'nda oynadım 3 bölüm. Orada da influencer rolündeydim. Aile dizisinde oynadım. Kıvanç Tatlıtuğ'un eniştesinin sevgilisi rolünde. Ondan sonra var projelerim, çok var bu şekilde. Ya bu arada şöyle söylemek istiyorum. Hani Melisa oyunculuğun dışında sunuculuk yapıyor. Evet. Aynı zamanda da çok güzel bir sayfası da var. Yani tarzı ve çok da yani genç kitleye de çok hakimsin. Evet. En sonunda Instagram'da şey yaptım, fit hurma topiler yaptım kendim. Evet. Bu arada sayfanı da söyleyelim, eklemek isteyenler olacaktı. Tabii. Mutlaka baksınlar. Instagram'da Melisa Laverler ismiyle orada reels'larım, içeriklerim. En sonunda fit hurma topiler yaptım. Bak senin kanala gelmeden önce alışkanlık antrenman yaptım. Süper olmuş. Bu arada biz geçenlerde Melisa benimle röportaj yaptı. Evet, onu da yayınlayacağız. O da ayrı bir konu oldu ve sürprizli sonunda. Evet. O bana özeldi değil mi? Evet, evet. O röportaj. Evet. Ne zaman yayınlanır? Bu hafta düşünüyorum aşkım. İnşallah. Keşke öncesinde bana da göstersen. Atacağım, atacağım. Atacak mısın? Tamam. O zaman şöyle gösteriyorum. Gerçekten çok pratik bu arada. Çok hızlı bir şekilde tarhanamız oldu. Aynen öyle. Tencereme yağ aldım. Ben de bekliyorum ki tarhanalar olacak falan. Buraya gelecek ıslatacağız. Yaz kokusu çok güzel değil mi? Evet. Tavuk suyunu ilave edebilirsin bu arada. Tamam. Ne kadar koyacağım? Hepsini ilave et. Hepsini. Tamam. Evet. Aynen öyle. Bunları... Onlar en son, en son. Sadece tuzu ilave edebiliriz. Onu da şöyle ben koyayım. Göz kararı. Yok, biz bunların hepsini zaten ya, burada yaklaşık olarak vardı. Yine açıklamalarda paylaşacağım. Göz kararı falan yapamıyoruz. Açıklamalarda hepsi bütün detaylı bir şekilde. Hem malzemeler hem de nasıl yaptığımı tekrardan yazacağım. Evet, ilk önce tekrardan bir böyle hazırlığımızı anlatacağım. Sonrasında da seni çorba karıştırmaya buraya alacağım. Ben de olmasam nasıl yapacaksın bu ya yemekleri? Evet, gerçekten zaten çok seni güzel, çağırdım, bu kadar geldim. İyi yardım ettim ki. Evet. Ya kesinlikle zaten şöyle bir şey söyleyeceğim. Karıştırmak çok önemli. Evet. Çorba yanar. Yoksa dibi tutuyor değil mi? Öyle bir şey bak, süper. Evet, kesinlikle çok doğru. Şimdi biz neler yapmıştık? Bütün malzemeleri hepsini baharatlar dışında mikserden geçirdim. Bu yüzden zaten bu kadar kolay. Yani sizler İlla kuru tarhana almak zorunda değilsiniz. Canınız tarhana çorbası istediğinde ya da bunun dışında yine öncesinde söylediğim gibi çocuklarınıza özellikle bebeklerinize baharatsız kendiniz taze tarhanayı evde yapabilirsiniz. Bu yüzden çok kolay. Şimdi seni bu tarafa alayım yavaş Gelin yavaş. Gelin ben. Hadi sen bir güzel karıştır. İşim zor gerçekten. Bir anlamda nasıl sohbet yapacağım? Edelim. Yapalım. Evet. Bu arada gerçekten tarhana renginde oldu. Beklemiyordum ben de. Bir şey söyleyeceğim. Sürekli gerçekten diyorsun ya biz gerçekten tarhana evet yapıyoruz. Ama ben tarhana aradı ya gözüm. Şimdi i̇şte şöyle. Böyle yapınca şaşırdım mesela. Gerçekten çok basit. Şimdi tarhana hakkında da şöyle bir bilgi vereyim. Normalde bu yaptığımız harç hani mikserde karıştırdık ya. Onu normalde o harcı o şekilde yapılıyor ve kurutuyorlar. Kurutuyor. Kuruttukları için sonrasında rondodan geçtiği için toz halinde oluyor ve biz marketlerde ya da paketlenmiş olan tarhana onun toz hali. Biz Hı-hı. bunun toz olmayan taze halini yapıyoruz. Çok güzel. Çok da besleyici gerçekten. Evet. Sen onu karıştır. Diğer bir yandan da zaten yine söylemiştim biraz önce dedin ki 3 malzemeden nasıl ekmek evet. yapacağız? Şimdi ona geliyoruz. Onun için çok heyecanlıyım, çok merak ediyorum. Evet. Ben onun malzemelerini şimdi sıralayacağım ve şöyle söyleyeceğim. Bunun için şöyle göstereyim. Bir tane yumurtamız var. Tahinimiz var.
2 yemek kaşığı kabartma tuzumuz var. Tuzumuz var ve üzeri için susam ve kabak çekirdeği kullandım. Çok güzel. Çok az da zaten şöyle bir küçük kabım var. Porsiyonluk yapacağım ekmeğimi. Ya çok tatlı. Şöyle bunun içerisine koyacağım ve pufidik bir ekmeğimiz olacak. Çok tatlı. Hatta şöyle bir şey var. Ben de ilk izlerken hani nasıl kabardığını düşündüm ama kabartma tozu, tahin ve 3 malzeme olması çok güzel ve birçok da hani böyle vegan beslenen işte özellikle besin değerlerine bakan insanlar için un yok. Bu yüzden evet, de çok güzel ve çok da doyurucu ve güzel bir ekmek olacak. Bugün de dedim ki ya bu kadar hem dedim klasikten böyle bizim çok böyle coğrafyamıza uygun bir tarifle yeni böyle vegan bir tarifi birleştirmek istedim. O yüzden ikisini aldım. Şimdi ilk olarak şöyle yumurtamı kıracağım. Hepsini karıştıracağım. Bu da çok kolay. Gördüğün gibi. Şimdi bir şey soracağım ama sana. Lütfen bu konuda dürüst olmanı tamam. istiyorum. Bugün yaptıklarımızı evde dener misin? Denerim. Özellikle ekmeği deneyeceğime emin olabilirsin. Öyle mi? Tamam. Şöyle. Bu arada sana bir püf noktası söyleyeyim. Evet. Yumurta ve tuzu ilk her zaman bir çırpmamız gerekiyor. Eşleştirmek için. Ve güzel böyle kabartmamız gerekiyor. Böyle havayla temas ettiğinde. Çünkü zaten şöyle söyleyeyim. Bunu güzel çırpacağız ki. O yüzden ekmeğimiz kötü kabaracak. Kötü olacak. Tabii yani. Aynen öyle. Sen bu arada evde yemek yapıyor musun? İşte vaktim olduğu zamanlarda böyle pratik. Ailen yaşıyordu değil mi? Evet. O zaman sana kalmıyor şimdi. Aynen bana kalmıyor ama ben de böyle çok saçma saatlerde evde olduğum için acıkınca mecbur bir mutfağa giriyorum. Ama dikkat ediyorsun. Ben bunu biliyorum çünkü fiziğin çok güzel. Ediyorum. Yani böyle baktığımızda da. Böyle yulaflı tarifleri deniyorum. İşte basit, hızlıca yapabiliyorum. Mesela bu tarif benim için çok uygun. Bu çok basic bir tarif. Evet. Çok lezzetli olur. Şöyle mesela gösterelim. Karnım da acıktı. Şöyle detaylı gösteriyorum. Sana anlatmaya çalıştığım şey buydu. Çok yumurta güzel oldu. Yumurta ve tuzu böyle çok güzel bir şekilde havalandırarak çırptım. İyice homojen bir hale getirdim. Şimdi tahinini ekleyeceğiz. Sever misin? Tahin çok severim. Tahin pekmez mi? Tahin pekmez. Pekmezler çok severim. Peki tahinin daha fazla olsun istersin yoksa pekmezi mi? Hani birleştirdiklerinde. Ha, pekmezi. Tatlı oluyor ya daha hoşuma evet. gidiyor. O zaman sen tatlıcısın. Evet. En sevdiğin yemek? En sevdiğim yemek zeytinyağlı sarma. Oo, yapar mısın? Yapamam. Ya ne kadar severim. Ne kadar dürüst bir konuğum var. Tamam, ne yapayım? Annem peki güzel yemek yapar Annemin mı? Annemin sarmasından dolayı zaten. Ha öyle. Çok güzel yapıyor. Bayağı hoş. Gördün mü? Krem kıvamında oldu yani. Evet. Şimdi kabartma tozunu ilave ediyoruz. Her şey çok hızlı oluyor ya. Bir anda tarhana çorbamız ve bir anda ekmeğimiz olacak. Ama zaten şimdi şöyle söyleyeceğim. Benim bütün tariflerim özellikle hem kolay hem de çok lezzetli. Çünkü şöyle bir şey var. Yani insanlar artık yani zaman o kadar hızlı akıyor ki. Sen de öyle. Yani benim de özellikle böyle bir sürü anne ya da işinden böyle koştur koştur gelip hani evde ne yapacağız diyorlar. Baktığımız zaman hazır beslenmek daha çok sağlıklı değil. Herkes bir şekilde sağlıklı beslenmek istiyor ve kolay tarifler arıyor. Ben de genel olarak hani böyle klasiği, birçok tarifi böyle kendime göre, usulümce böyle meç edip sizlere sunuyorum. Çok güzel. Vallahi ne güzel koktu. Sayfamda biliyorsun Instagram'da yine takip etmek isteyenler için şuraya bir yere ekleriz. Tariflerimi, tariflerimi hiç denediğin oldu mu? Denedim aşkım. Hangisi? Tiramisu toplarını denedim. Çok lezzetli oldu çok değil mi? Çok lezzetli oldu gerçekten. Çünkü ben tatlı da seviyorum. İşte kendi sayfamda da hurmalı fit topiler yapmıştım. Seninki de gerçekten. Lütfen benim konu sayfasına bakın. Tiramisu toplarını mutlaka deneyin. Bak şimdi şöyle söyleyeceğim. Çok da güzel tahin kokuyor. Bu kadar basit bu arada. Kabımı bir güzel yağlayacağım şimdi. Evet. Zeytinyağı. Sen bir güzel bize projelerinden bahset. Bu arada yani reklam verecek gibi olacağım ama bayağı güzel bir reklamlarda çıkıyorsun ama söylemek buradan doğru olmaz çünkü banka oluyor. Evet. O kadar tatlı ki bayağı evet, da görüyorum ederim. Biliyor musun? Birçok platformda evet, TikTok'ta sürekli dönüyor evet, şu anda. Ara reklamlarda sürekli Melisa çıkıp orada sürekli faiz oranlarından bahsediyor. Onlara bir 5-6 tane çektik farklı farklı. Ara ara sürekli sponsorlu beni görüyorsunuz. Bir yandan da TikTok'ta. Karıştır. Karıştırıyorum çorbanı taştı. Sakın vallahi yakma. Sen onu karıştır. Çırptım çırptım karıştırdım. Oo şarkı da söylüyorsun. Tabii tabii. Sen benim kanalımda söyledin. Bir şey söyleyeceğim. Burada öyle yapmayalım bence hiç istersen. Evet evet ben seninle. Yok yok sesimi kapıştırdım. Evet, çorbam bir dakika altını kısacağım onun. Tamam.
Tamam. Şöyle. Valla ellerime sağlık, çok güzel. Oo, süper oldu. Aynen öyle. Ama gerçekten pişti artık bu, evet, bence. Evet. Ben de bir yandan yaptığım harcı, biliyorsunuz yine tekrardan söyleyeceğim. Bütün tarifleri açıklamalara zaten sabitlemiş olacağım. Hem malzemeleri hem de yine nasıl şekilde sıralamasını anlatacağım. Harcımı şöyle ilave ediyorum fırın kabına. Ay, müthiş bir tahin kokusu geliyor bu arada. Değil mi? Çok da tatlı bir kabı var ekmeğin. Evet. Şöyle. Üzerine de kabaktan ve şöyle kabak çekirdeğimiz var. Susamı ilave edeceğim. Önceden ısıtmış olduğum fırına koyacağım. Hı hı. Şöyle bir kaşık almak istiyorum. Çorbamıza bakın nasıl pişti. Müthiş tarhana, evet, kokuları. Şimdi ona birazdan baharatlarını ilave edeceğiz. Evet. Ve altını kapatacağız. Şahane oldu. Şunu koyarken ben seninle sohbet etmek istiyorum. Tabii çünkü ki çok fazla seni göremiyorum açıkçası. Sen de çok yoğunsun. Asla ben de görüşemiyoruz zaten. Gerçekten iş dışında hiç olmuyor. Şöyle ay, ilk önce göstereceğim. Güzel. Çok tatlı oldu değil mi? Yakından da göstermek istiyorum. Baby çok, ekmek. Evet. Tek porsiyonluk bir ekmek oldu. Şimdi fırına alıyorum. Evet. Ver fırına. Program adı, ver fırına. Aynen. Ekmeğimizi fırınıza ver, fırına ver. Ekmeğimizi fırına verdik. Bu arada çorbamız çorba çok güzel pişmiş oldu. Aynen. Şöyle karabiberi ha, ilave edeceğim. Doğru. Aynen. Şöyle. Nane de olsun değil mi? Kuru olsun, nane. Olsun. Evet. Şöyle en son. Tam bu havaların çorbası. Ay deme, hava da çok soğuk. Bakmayın biz böyle hani güzel güzel sohbet ediyoruz ama dışarısı buz gibi. Tam bir kış çorbası. Kesinlikle. Anne çorbası. Anne çorbası. Değil mi? Benim güzel kızım çorbayı harika pişirdi. Vallahi ellerine sağlık. Şahane oldu. Ekmek de zaten birkaç dakikaya çıkmak üzere. Şuraları da toparlayalım. Ondan sonra tadım biliyorsun. Ay, tadımı çok merak ediyorum. Karnım da çok acıktı. Müthiş kokuyor. Bir an önce toplayalım, başlayalım. Ben de gerçek fikrini çok merak evet, ediyorum. Evet, tadalım. Hadi hemen tadalım. O zaman hemen burayı toparlıyorum. Hadi hemen topla. Hadi. Çorbamız pişti, ekmeğimiz hazır. Geldik günün en sevdiğim saatine, tadım kısmındayız. Şimdi Melisa'cığım tadına bakacak. Öncelikle ellerine sağlık. Elimize sağlık. Evet, bu iki güzel yemeği de senin sayende yaptık. Müthiş kokuyor ve çok güzel gözükmüyor mu? Hele şu ekmek. Çok merak ediyorsun çok değil mi? Çok merak ediyorum. Hemen o zaman tat. Benim de en sevdiğim dakikalar geldi şu anda. Şöyle. Yapmayı sevmiyorum ama gerçekten yemek. Enfes olmuş. Bayıldım. Peki bir şey soracağım. Kuru tarhana mı, taze tarhana mı? Taze tarhana ama gerçekten aralarında çok böyle bir fark göremedim. Bence şahane olmuş. Yani tam bir kış çorbası. Çok da lezzetli. Ben bunu şimdi içeceğim arkadaşlar. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Efsane olmuş. Bayıldım. Ah, çok şimdi en merak ettiğim kısma geliyorum. İzninle. Evet. Şunun güzelliğine bakar mısınız? Ekmeğimiz. Şunun minnoşluğuna. Böyle bir ne güzel kabardı değil mi? Evet, çok güzel kabardı. Uf, sıcacık. Evet, tadına bakıyorum senin içinde. Şöyle gösterelim mi? Bakın hı-hı, içine. İçinde pişmiş. Çekirdeklerimiz pişmiş. Evet. Tadıyorum. Tat bakalım. Şahane. Gerçekten tek kelimeyle şahane. Ben sana beğendim, söylemiştim zaten beğeneceğini. Bu kadar kısa sürede böyle bir ekmek. 30 dakikada yaptık evet, aslında baktığında. Çok güzel. Bir de şöyle denemek istiyorum. Elimde dağılıyor. Şöyle yapalım. Çünkü hala sıcak dinlendirmedik. Şöyle bir çorbaya banayım. En güzeli. Zaten banayım. Çorba ekmeksiz olmaz. Çok da acıkmışsın bakıyorum. Yani bunu kokuları duyunca acıkmamak elde değil ama. Çok güzel olmuş. Eline sağlık. Ay, afiyet ekmeği olsun. Kesinlikle evde deneyeceğim. Hem sağlıklı hem tadı çok lezzetli hem çok hızlı oldu. Çorba zaten ben çok şaşırdım yani tarhana olmadan bu çorbanın bu tarhana kısmını tutturmak. Şimdi yine izleyenlere bir bilgi olacak. Hı-hı. Bir türlü konuma bunun bir tarhana olduğunu inandıramıyorum. Bu taze tarhana. Biz kuru tarhana kullanmadık. Yani tarhanayı bugün kendimiz taptaze yaptık. Evet, bildiğiniz domates, un karıştı. Tarhana çorbası. Oldu.
Ama güncel yorumuyla. Ben alıştım ya böyle hani tarhanamız olur, kuru evet, koyarız falan. Ona alıştığım aile için garipsedim ama gerçekten tatları mükemmel olmuş. Ekmeğe bayıldım özellikle. Afiyet olsun. Çok ağzım sevindim. Ağzım falan batmıştı. Kesinlikle bence siz de evde denemelisiniz. Özellikle ekmeğiniz yoksa evde böyle sağlıklı ekmek yapmak, besleyici yemekler yapmak istiyorsanız ekmeği kesinlikle denemelisiniz. Çorbaya zaten bayıldım. Bu kış aylarında vazgeçilmezimiz olacak. Mutlaka dene Ozan ve yaptığında da beni etiketle. Evet, bugün dediğim gibi birbirinden pratik ve lezzetli iki tarif yaptım. Sevgili Melisa konuğumdu. Kanalıma abone olmayı, özellikle beğeni yapmayı unutmayın. Hem kendimin hem de misafirimin hashtaglerini bırakacağım. Eklemeyi de unutmayın. Hepinize sevgiler.